Merhaba Kamil Erdoğdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına yol açan amonyum nitrat patlaması duyulduğunda bundan en fazla etkilenen yerlerden birisi Belçika'ydı. Zaten bu nedenle Lübnan'a ilk yardım elini uzatan, arama kurtarma çalışmaları konusunda ilk yardım talebinde bulunan ülkelerin başında Belçika geliyordu. Çünkü Lübnanlıları, Beyrutluları en iyi onlar anlıyordu. Nedeni ise dünyada bilinen ilk amonyum nitrat patlamasının Belçika'da meydana gelmiş olması. 29 Nisan 1942'de tam da 2. Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda dönemde meydana geldi. Belçika'daki patlama Hollanda yakınlarındaki Limburg eyaletinde bulunan Tessenderlo kasabası. O zamanlar neredeyse küçük bir köy görünümündeydi bu kasaba ve buradaki kimya fabrikasında insan hatası sonucu büyük bir patlama meydana geldi. O kadar geniş çaplı bir patlama ki patlamanın ardından kasaba içerisinde 70 metre çapında ve 23 metre derinliğinde bir krater oluşmuş. Tabii ki bu büyük patlama 189 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmış. Çoğu da genç öğrenciler. Çünkü o saatlerde gündüz saat 11:20'de meydana gelen patlama sırasında civardaki okullarda, meslek lisesinde öğrenciler ya ders başında ya da kantinde yemek sırası bekler vaziyette yakalanmış patlamaya ve 189 kişi hayatını kaybetmiş. Tabii ki yaralıların sayısı oldukça fazla. Neredeyse o küçük kasabada her evden bir cenaze çıkmış ve o günün görgü tanıklarına göre sokaklarda kolsuz, bacaksız insan görmek artık doğal akışın bir parçası haline gelmiş. Çünkü çok sayıda yaralı, bunlara yetişmek mümkün olmamış yardım konusunda. Komşu ülkelerden yardım istenmiş ama tabii ki savaş koşulları, herkesin durumu ortada. O yüzden de inanılmaz korkunç şekilde insanlar acılarıyla baş başa bırakılmış. 189 kişi önce topluca gömülmüş. Ardından epey bir süre geçtikten sonra aileler bu toplu mezarları açıp kendi yakınlarının cenazelerini yeniden farklı mezarlara defnetmişler. Bu nedenle de Belçikalılar acının farkında. Çünkü hemen duyulur duyulmaz ilk tepki, ilk reaksiyon bu ülkeden geldi. Tabii patlama olduğunda aynı Beyrut'taki gibi ilk akla gelen bombalama ya da herhangi bir saldırı olasılığı olmuş. Çünkü tam da 2. Dünya Savaşı'nın ortasında herhalde bomba atıldı diye düşünmüş insanlar. Daha sonra bunun Nazi işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilmiş bir sabotaj eylemi olduğuna ilişkin iddialar da ortaya atılmış. Ancak yapılan araştırmalarda bunun işte öyle olmadığı, kimya fabrikasında işçilerin 200 kiloluk bir amonyum nitratı kesme çalışması sırasında fabrikanın infilak etmesi sonucu patlamanın meydana geldiği açıklanmış. Bu nedenle de spekülasyonlar ortadan kalkmış. Tabii fabrikanın o zamanki yöneticisi kahrından hasta olmuş ve bir yıl sonra da hayatını kaybetmiş. Çünkü gerçekten o koşullarda, hani derler ya, insanın yüreği dayanmaz diye, öyle bir manzara meydana gelmiş Belçika'daki patlama sonrasında. Avrupa'da bilinen bir başka patlama da 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından hemen sonra 21 Eylül'de Fransa'nın Toulouse kentinde yaşanmıştı. Burada da AZF kimyasal tesisinde amonyum nitrat patlaması sonucu 31 kişi hayatını kaybetmişti. Tabii hemen 11 Eylül saldırılarının ardından gerçekleşmesi ve dünya kamuoyunun Amerika'daki olaylara deyim yerindeyse kilitlenmesi nedeniyle bu olay çok da fazla üzerinde durulmamış, çok fazla konuşulmamış ve hatırlanmayan bir olgu olarak tarihte yerini almış. Patlamada 2500 ağır, toplam 8000 kişi yaralanmış. Fransızlar da bu acıyı iyi bilen toplumlardan birisi. Bunun dışında dünyada bilinen diğer iki patlamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde, Texas kentinde meydana gelmiş. İlki 16-17 Nisan 1947'de, ikincisi de 17 Nisan 2013 yılında meydana gelmiş patlamada. İlkinde 600 kişi hayatını kaybetmiş. İkincisi daha hafif atlatılmış. 12 kişi ölmüş, 200 kişi yaşamını yitirmiş. Dolayısıyla dünyada çok pek de görülmeyen, ki dileğimiz de artık bir daha görülmesin,
Bu patlama en son Lübnan'da, Beyrut'ta kendisini gösterdi Avrupa ve Amerika dışında. Bir diğer başlığımız Fransa'dan. Aslında turizmcilerin korona sonrasında yaşadığı en kötü sezonlardan birisi ve geçtiğimiz aydan itibaren Fransa Avrupa içerisinden turistleri kabul etmeye başladı. Kurallar gevşetildi, ancak bu kez de koronanın ardından balıklar musallat oldu deyim yerindeyse Fransız turistlere. Çünkü dünyaca ünlü Côte d'Azur sahillerinde bir deyim yerindeyse balık terörü yaşanıyor. Suya girenler dizleri, baldırları, topukları kanamış vaziyette sudan çıkıyorlar. Yaralı bir şekilde sudan çıkıyorlar. Ve buna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Uzmanlara göre bu saldırıların faili mavi tetik balığı veya çipralar. Ağırlıklı olarak da mavi tetik balıkları üzerinde duruluyor. Ancak bazı uzmanlar kıyıya yakın yaşayan çipra balıklarının da yumurtalarını korumak için saldırganlaşabileceğini belirtiyorlar. Şimdilik tabii araştırmalar devam ediyor, ancak bir taraftan da turistler uyarılıyor. Çünkü Côte d'Azur sahillerinde birçok noktada çok sayıda insan hastanelere, sağlık ocaklarına başvurdu yaralanma nedeniyle. Bu nedenle sorunun ciddi bir hal aldı ve önlem alınmazsa önümüzdeki süreçte turizmin bir başka açıdan yeniden yara alabileceği belirtiliyor. Bu nedenle de Fransız yetkililer harıl harıl bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için çaba harcıyorlar. Kamil Erdoğdu, CRI 2.